Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şubat ayında kullanıp beğendiğim favori makyaj ürünlerinden ve aynı zamanda cilt bakım ürünlerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza başlayabiliriz. Öncelikle cilt bakım ürünleriyle başlayacağım. Birçok güneş kremi var. Son dönemde denediğim en son olacak favoriler videosunda sizlere güneş kremi favorilerimden bahsetmemiştim aslında. Kore cilt bakım markalarından bitirmek üzere olduğum bir üründen bahsedeceğim ve bunu çok beğendiğim için ilk önce bundan bahsetmek istiyorum. Thank You Farmer markasına ait olan bu güneş kremi. Sun Project Skin Relief Sun Cream adındaki güneş kreminin içerisinde sentelözde bulunuyor. Kimyasal yeni nesil filtrelere sahip olan bu güneş kreminin Yapısının dokusunu ben çok beğendim. Ciltteki duruşu uygulamada kesinlikle ağırlık yapmaması. Yapısı dolayısıyla böyle beyazlık bırakmadan ciltte yumuşacık durması. Üzerine makyajı kabul edebilmesi. Silgi gibi soyulma yapmaması. Eğer ki makyajsız bir günse üst üste uygulandığında da asla o böyle pıtır pıtır ağırlık hani böyle silgi gibi soyulma dediğimiz ağırlığı yapmaması. Kesinlikle üst üste uygulanabilir olması ve aynı zamanda cilde çok güzel nem vermesi. Bununla birlikte de karma yağlı cildimde de aşırı böyle bir parlama, yağlanma yapmaması dolayısıyla çok beğendiğim bir güneş kremi oldu. Koruyucuları çok güçlü, gayet başarılı bir güneş kremi ve benim dediğim gibi karma yağlı cildimde anlaşabildiğim, tekrar tekrar alıp kullanabileceğim bir güneş kremi. Aynı zamanda içerikleri bakımından centella da bulunduğu için içerisinde cilde özellikle böyle akneli olunan dönemde de yatıştırıcı etkisiyle, sakinleştirici etkisiyle kızarıklıkları alma etkisiyle ben çok beğendiğim bir ürün olduğunu söyleyebilirim. İlk favorilerden Thank You Farmer markasına ait olan komedojenik içerikte bulunmayan bu harika centella içerikli olan güneş kreminden bahsetmek istedim. SPF 50 artı PA'sında dört tane artısı var. Harika bir güneş kremi ince yapılı müthiş duruyor ciddi. İkinci güneş kremi ise yine bir Kore markası. Az öncekinden biraz daha uygun fiyatlı. Zaman zaman güzel indirimlere de giriyor ve miktar olarak da birazcık daha büyük bir miktarda 70 mililitrelik bir ambalajda. Bu da Holika Holika markasına ait olan Aloe Soothing Essence adındaki güneş kremi. İçerisinde aloe vera bulunuyor. Aynı zamanda bunun içerisinde C vitamini de bulunuyor. Cildi böyle sakinleştiren, yatıştıran aloe veradan dolayı hem nem veren hem de yatıştırma etkileri de olan bir güneş kremi. Biraz daha büyük, 70 mililitre. Normalde böyle tüplü ambalajları 50 mililitre olarak tasarlıyorlar. 70 mililitre olmasından dolayı fiyat olarak düşünürken birazcık daha ekonomik gibi geliyor bu da. Bunun da yapısı oldukça güzel. Nem vermesi çok başarılı. Özellikle mesela bu da aynı şekilde beyazlık bırakmıyor ama bunu mesela bence kuru, kuru karma ciltler çok daha fazla sevebilir. Ciltteki nem vermesi, cildi dengelemesi benim cildimde nemlendirici kreme gerek olmadan uygulayabildiğim bir krem olması dolayısıyla da beğendim. Sabah rutinlerinde çünkü ben nemlendirici krem kullanmayı seviyorum. Bir süre geçtikten sonra nemlendirici kremle cilt bakımını kapattıktan, bir süre geçtikten sonra yani 15-20 dakika vesaire geçtikten sonra güneş kremi uyguluyorum. Güneş kremi de ciltte oturduktan 15-20 dakika sonra makyaj yapıyorum. Bu aradaki süreç bazen böyle sıkışık zamanlarda sorun yaratabiliyor. O yüzden de kimi zaman serum uygulayıp serumlar emildikten hemen sonrasında nemlendirici krem yerine karma yağlı cildimde de işe yaradığı için bu tür bir kremi direkt de uygulayabiliyorum. Bu koruyucular bakımından da beğendiğim, yapısı itibariyle de böyle cildimde ağırlık yapmayan, aynı zamanda nem verme özelliğinden dolayı da beğendiğim bir ürün oldu. Yine bu da aynı şekilde üst üste uygulamaya uygun. Ciltte de böyle ağırlık yapmayan dokusu dolayısıyla bence her cilt tipinin de rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Yağlı ciltler de bunu rahatlıkla kullanabilir. Ee, eğer ki böyle ben seviyorum ama eğer ki cildinizi uyguladığınızda hafif böyle o yansımayı, yağlanma demiyorum ama hafif o nemlilikten kaynaklanan yansımayı sevmiyorsanız da üzerine çok hafif böyle e, loose powder gibi olan, hafif böyle pudralardan birazcık fırçanızla pıt pıt uyguladığınızda veya bir süngerle uyguladığınızda o parlamayı ne zaten ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ee, benim beğendiğim, içeriklerini de beğendim, yeni nesil sahip olan Harika koruyucuları olan, bence boyutu itibariyle de birazcık daha diğerlerine nazaran, ekonomik olan indirme gelinine takip edilmesi gereken güzel bir güneş kremi. Yine güneş kreminden bahsedeceğim. 3 tane yeni güneş kremi. Bunları yeni denedim. Ama güneş kremlerinde böyle çok uzun süre deneyime de gerek kalmıyor açıkçası. Çünkü cidde hemen böyle akne yaptı mı yapmadı mı bunu anlayabiliyorum. Uygulamadaki işte o yapışkanlık hissiyatı, dokusu hemen belli olabiliyor. Gün sonuna kadar nasıl durduğunu anlayabiliyorum. Dolayısıyla bunlar hakkında size bilgi vermek istedim. Bunları ilk kez YouTube içerisindeki videoda paylaşıyorum. Aslına bakarsanız ilk uygulama videosunu bunları Reels olarak paylaşmıştım. Bunlar Garnier markasına ait olan yeni çıkan güneş kremleri. İki tanesini daha sık görmüş olabilirsiniz bunlardan. Bunların sanırım Trendyol üzerinde de indirim kampanyaları vesaire vardı. Yine mağazalarda da satışı var diye görmüştüm. Bu güneş kremlerinden ikisi de C vitamini içerikli. C vitamini içerisinde türev formda bulunuyor. E, formda C vitamini stabil yapıda olduğu için aynı zamanda güneş kremlerinin içerisinde C vitamini kullanmalarının sebebi serbest radikallere karşı güneş kremiyle birleştiğinde cildi daha iyi korumasından da kaynaklanıyor. Bu ürünlerin ikisinin birbirinden farkı ne derseniz eğer bir tanesi renksiz diğeri renkli. Renkli olan aslında tam böyle bir ton eşitleme gibi çok fazla çok koyu renkli BB kremler gibi değil. Bunda glow etki var. Yani cildinize sürdüğünüzde o böyle hafif yansımalı bir aydınlık görünüm sağlamış oluyorsunuz. Ben videoları zaten ekleyeceğim orada da uygulamamı görebilirsiniz. Yüzümde farklı bölümlere farklı ürünleri uygulayarak karşılaştırmasını yapmak adına göstermiştim. Şimdi sizlere de glow etki olarak bunun rengini de göstereceğim bakın böyle bir ten renginde bu. Ten eşitlemesi yapıyor mu? Evet yapıyor ama bu tek renk yani farklı bir renk seçeneğiniz yok. Bu tür ürünlerde genelde standart bir renk uygulanıyor ama bunda beğendiğim özelliği böyle cildinizi turuncu yapmıyor. Genelde böyle renkli ürünler uyguladığımızda bazı böyle renk eşitleyen güneş kremlerinde fazla turuncuya kaçan bir renk varken bunda asla öyle bir etki yok. Bunda böyle aydınlık bir bitiş var bir yansıma var. E, i̇çerisinde sim gibi değil ama böyle baktığınızda çok minimal o böyle glow etkiyi görüyorsunuz. Cildi çok sağlıklı ve parlak ve böyle aydınlık göstermek isteyenlerin beğeneceği bir güneş kremi bence. Bunun üzerine kesinlikle başka bir ten ürünü uygulamadan e, güne devam edebileceğiniz gibi, eğer isterseniz bunu mesela altta böyle bir aydınlatıcı bir makyaj bazıymış gibi düşünüp bu cilde oturduktan sonra ardından yine makyajınızı da yapabilirsiniz. Yani bu çift yönlü düşünebilirsiniz. Eğer ki ben makyaj yapmıyorum ama böyle aydınlık bitişli cildimi parlak gösteren bir ürün istiyorum. Biraz da ton eşitlesin diyorsanız o zaman bakılabilir. Ya da ben makyaj yapıyorum. Makyaj bazı yerine de bunu kullanırım. Hafif de böyle fondötenimi de birazcık daha parlak bitişi gösteri diyorsanız yine kullanılabilecek bir ürün. Bu anlamda beğendim. İki türlü de kullanıma uygun. E, koruyucuları bakımından güzel, yeni nesil kimyasal filtreler bulunan, güçlü filtreler bulunan içeriklere sahip. Aynı zamanda içerisinde türev formda, askorbil glikozit formunda olan e, türev C vitamini de bulunuyor ve niacinamide de bulunuyor. Cilt aydınlatma etkilerine de destek olarak bir cilt bakım ürünü güneş kremi gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi aydınlık glow bir etki veriyor. Titanium dioksit de bulunuyor. Yani hibrit yapıda bir güneş koruyucu olduğunu söyleyebilirim bunun. Diğeri renksiz olana gelirsek eğer. Bugün cildimde de benim bu var. Makyajın altında renksiz olanı kullanmıştım ben. Çok kolay uygulanan, ciltte ağırlık yapmayan, beyazlık bırakmayan, glow etki yok ama nemli bir bitişi olan çok güzel bir güneş kremi olmuş. Hafif böyle parfümlü yapıları var ama böyle çok yoğun rahatsız edecek, cildinizde sürekli o kokuyu duyarak sizi tedirgin edecek bir e, parfüm içeriği yok. Beyaz böyle gördüğünüz gibi dokusu ve incecik losyon kıvamında çok kolay sürüyorsunuz. Hemen böyle cildinize oturuyor ve cildinizde asla böyle bir yağlı görünüm yapmıyor. Ancak nemli nemli duruyor. Çok ben çok beğendim. Yani yapılarını oldukça fazla beğendim ve indirim zamanında e, kesinlikle takip edilip uygun fiyat alınabilecek güneş kremleri olmuş. E, i̇çerikleri de güzel. 40 mililitrelik tüplerde işte bunlar birazcık küçük diğerine göre düşünürsek gramaj olarak bu 70 mililitreydi bunlar 40 mililitre. Ambalajlarda genelde 40 ya da 50 mililitreyi standart olarak kullanıyorlar böyle tüplü ambalajlarda bazen 30 mililitre bile olabiliyor ürünler. Ancak dediğim gibi fiyat olarak indirim zamanlarında uygun fiyatlara bakılabilecek ürünler bence. Koruyucuları da güzel yapısı da mis gibi sivilce yapmadı. Bir haftadır bunları dönüşümlü olacak şekilde kullanıyorum ben herhangi bir sorun yaşamadım. Şimdi geçiyorum bir diğer e, ürüne. Bu da BHA ve niacinamid içerikli olan ürün. Bunu ben Gratis'ten almıştım. Online olarak değil mağazadan aldım. Her mağazada var mı bilmiyorum. Soranlar oluyor bazen ama e, mağazada denk geldiğim için aldım. BHA niacinamid daily UV olarak geçen yine Garnier'in bu içerisinde hem salisilik asit hem de niacinamid bulunan bu güneş kremi daha çok yağlı ciltlerin, gözenekli ciltlerin, gözenek problemi yaşayan ciltlerin, akneye meyilli olan ciltlerin tercih edebileceği bir güneş kremi olmuş. Yapısı çok daha losyon formunda. Invisible ve mat diyor zaten. Özellikle yağlı ciltlerin o hafif bir mat doku istiyorsanız eğer bunu kullanabilirsiniz. Mat derken de böyle pudralanmış gibi bir matlık oluşturmuyor. Ama bazı güneş kremlerindeki o kalın dokuyu sevmiyorsanız, yağlı ciltler için söylüyorum, karma yağlı ciltler için söylüyorum, bundan memnun kalırsınız. Şimdi bunun yapısı yine aynı şekilde 40 mililitre. Yine aynı şekilde koruyucuları. kime yeni nesil filtreleri de sahip olan harika bir güneş kremi. Bakın bunun yapısı gördüğünüz gibi daha akışkan. Bu bayağı bir akışkan yapıda çünkü dökülmeden sürebilirsem. Çünkü dediğim gibi yağlı ciltlerinde rahatlıkla kullanabileceği bir formül yakalamışlar bunda da. Ee, daha böyle su gibi sürüyorsunuz. Daha ince yapılı. Cildinize oturduktan sonra da bu da aynı şekilde beyazlık bırakmıyor, soyulma yapmıyor. Yine aynı şekilde böyle bir parfüm kokusu hepsinde standart. Cildinize oturduktan sonra da üzerine yine makyajınızı yapıyorsunuz. Altta da herhangi bir tedirginlik yaratmıyor ciltte. Yapı olarak üst tarafta bakın şuradaki C vitaminli olan şuraya sürdüğüm buradaki de bu niacinamide içerikli bir Ece içerikli olan. Bu biraz daha mat bir görünümde ama C vitaminli olan da böyle cildinizi parlak parlak da yapmıyor. Eğer ki o çok parlak görünümü istiyorsanız glow olana bakabilirsiniz. Eğer ben orta karar bir şey istiyorum, normal karma ciltliyim e, veya da işte kuru karma ciltliyim diyorsanız, renksiz bir ürün istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Yağlı, karma yağlı ciltliyim diyorsanız da o zaman mavi olan BHA ve salisilik asit içerikli olan akne meyilli olan ciltlerinde kullanabileceği bu ürüne de bakabilirsiniz. Fiyatları hepsinin indirimde sanırım aynı fiyatlara düşüyor. Yine indirimde takip etmekte fayda var. E, mağazalarda da gördüğüm, beğendiğim, erişilebilir, uygun fiyatlı, güzel içerikli ürünler olmuş bence. O yüzden beğendiğim ürünler olduğundan hemen bu favorilerde sizlere de bahsetmek istedim. Cilt bakımı favorilerinden dibine geldiğim, bayağı bir hızlı kullandım bir üründen bahsedeceğim size. Aslına bakarsanız bu çok hani böyle erişilebilir de bir ürün. Genelde böyle uygun fiyatla erişilebilir ürünlerden de tavsiye isteyenler olduğu için bu tür ürünlere de yer veriyorum rutinlerde. Ancak bir süre kullandıktan sonra bunları size anlatıyorum. Neutrogena'nın... Bright Boost serisindeki Illuminating Serum adındaki aydınlatıcı etkili bu serumunu ben çok beğendim. Cilde uyguladığım zaman aynen böyle sanki aydınlatıcı etkili bir nasıl diyeyim makyaj bazı sürmüşüm gibi bir görünüm yaratıyor. Üst üste hepsi olacak ama zaten sonuçta alttaki dokuya göre cilde uyguladığım zaman bu şekilde bakın şöyle parlak aydınlık bir bitiş sağlıyor ve inanılmaz güzelde nem veriyor. Simli değil yine bu cilde oturduğu zaman da çok güzel bir bitişe sahip oluyor. Ben bunun üzerine güneş kremi de sürüyorum. Bunun üzerine nemlendirici krem ardından güneş kremi de sürüyorum. İçeriklerde neoglikozamin bulunuyor ve bu da cilde aydınlatma ve aynı zamanda çizgilerde çalışma özelliğine sahip olan bir içerik olduğundan ve bunun formülünde de yüksek oranda kullanıldığı için cilt aydınlatma etkisi aslına bakarsanız buradan da geliyor. Yapısı itibariyle çok beğendim. Uygun da fiyatlı bir ürün. indirimde de baya güzel fiyatlara düşüyor. O yüzden eğer ki böyle erişilebilir, uygun fiyatlı, cilt aydınlatıcı bir ürün arıyorsanız eğer sabah ve akşam rutinlerinize de rahatlıkla yer verebileceğiniz pek çok aktif içerikte ve rutinlerinizi yine aynı şekilde nemlendirici kremlerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz harika bir ürün. E, yapısı itibariyle de bakın elimin üzerindeki aydınlık etkisi de bu şekilde ciltte de böyle parlak güzel e, nemli sağlıklı bir görünüm sağlayan güzel bir serum olmuş. Bir diğer cilt bakımı favorim ise uyku maskesi olarak da gece yatarken yüzüme sürerek kullandığım Laneige markasına ait olan Water Sleeping Mask X olarak geçen bu nemlendirici ve aynı zamanda dediğim gibi uyku maskesi olarak da bütün gece boyunca nem sağlayan ve mikrobiyomu destekleyen içerikleri de harika bir formülasyona sahip olan bu jel yapıdaki kremi. Bu benim elimdeki mini boyu 15 mililitrelik bir boyda. Yapısı itibariyle çok güzel nem veriyor. Jel bir dokusu var. Şöyle göstereceğim bakın. Su gibi sürüyorsunuz. Zaten bu ürünü daha önceden kullananlar biliyorlardır. Cilt bakımınızın son adımında nemlendirici krem gibi de sürebilirsiniz bunu. Ancak ben hani böyle yatarken de hani bir şey süreyim gece boyunca da bu da yüzüme nem versin diye son adımda sürerek Bununla da gayet güzel bir nem sağlamış oluyorum. İçerisinde tranexamik asit de var. Yine gece boyunca nem sağlayacak squalane, gliserin gibi içerikler de var. Aynı zamanda e, seramik bulunuyor içerisinde ve bunun yanında yine fermente izatı da bulunuyor. E, cildi hem böyle mikrobiyomu destekleyen hem de çok güzel nem verecek olan içeriklerde. Bununla birlikte bu böyle jel ve yumuşak nemli yapısının yanında yağlı bir bitişi de yok. E, o yüzden karma yağlı cildimde de ağırlık yapmayan bir ürün olduğu için de çok beğendim. Muhtemelen büyük boyuna da erişip almayı düşünürüm bu ürünü. Gerçekten başarılı bir ürün olarak gördüm. Genellikle böyle kuru ciltlerin de, özellikle gece boyunca cildine nem sağlamak adına kullanabileceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Her cilt tipine de hitap edebilir çünkü yapı itibariyle T bölgemde de yağlanma yapmayan jel dokusu tamamen gece boyunca böyle yüzü kaplayıp nem veren yapısıyla çok beğendiğim ve bu ayki favorilerde sizlere anlatmak istediğim bir ürün oldu. Laneige markasının Water Sleeping Mask X olarak geçen ürünü bu. Bütün ürün detaylarını aşağıda videonun altında tek tek görebileceksiniz. Oraya da ekleyeceğim zaten. Şimdi artık makyaj ürünlerine geçebiliriz. Makyaj ürünü olarak ilk önce maskaralardan bahsedeceğim. Son videolarda en çok elimde kullanırken gördüğünüz ve aslında beğendiğimi de söylediğim, makyaj çantamda taşıyarak zaten makyaj çantamın içerisinden çıkararak anlattığım ürünler olarak da sizlere bahsettiğim bir maskara, Flormar'ın Longer Than Ever adlı maskarası. Bu maskaranın kirpiklerimdeki duruşu, bugünkü makyajda da kullandığım bu maskaranın kirpiklerimdeki duruşunu ben çok beğeniyorum. Hem kalkık gösteriyor kirpiklerimi hem uzun gösteriyor. Hem gün içerisinde asla kirpiklerim aşağı düşmüyor. Aşağıya dökülmüyor. Kirpik diplerinde siyahlık yapmıyor. Böyle pıtır pıtır minik parçalar aşağıya kum gibi dökülmüyor. Göz çevresinde bir morluk gibi böyle hafif o dağınıklık hani nemden vesaire böyle o dağınıklığı yapmıyor. Tamamen kirpiklerimde bütün gün sabah 9'dan akşam 9'a kadar gün boyu kirpiklerimde gerçekten başarılı bir şekilde duran üst tarafa şuradaki benim göz kapaklarımın üstü birazcık daha etlidir. Buralara biraz aşağıya daha düşüktür. Ee, üst tarafa da değerek buralarda hafif böyle lekelenme de yapmıyor. Daha ne yapsın? Yani bütün olumlu e, faktörler bir arada olan harika bir maskara olmuş. Eğer ki kirpiklerinizde uzun bir görünüm istiyorsanız bakabileceğiniz uygun fiyatlı bence mükemmel bir maskara olmuş bu. Yapısı itibariyle fırçası silikon taraklı ve böyle hafif yukarı doğru küçülen çam ağacı gibi daralan bir fırçası var. Kirpikleri çok iyi kavrıyor. Yerleşimi çok iyi kirpiklere tam oturuyor ve çok rahat çekebiliyorsunuz. Biraz daha az, biraz daha kalın, dışa doğru birazcık daha yoğun kirpik görünümü yapmaya da yarıyor. Dış tarafa birazcık daha fazla sürerseniz eğer dışarı doğru kirpikleriniz de göz yapınızda birazcık daha kalkık olabiliyor. Kirpiklerimdeki görünümünü çok sevdiğim için erişilebilir uygun fiyatlı bir maskara bu formülde de olduğu için çok memnun kaldım. Bitirdikçe de indirim döneminde sık sık alacağım maskaralardan biri olur. Flormar'ın Longer Than Ever adlı maskarası Şubat ayının favorilerinden bir tanesiydi. Bir diğer maskaraya geçersem bu da L'Oreal'in Panorama maskarası. Zaten bunların ikisinin de uygulamasını yapmıştım videoda. Bir gözüme bir tanesini diğer gözüme diğerini uygulamıştım. Aradaki farkı da size uygulamada söylemiştim. İzlemeyenler için o videonun linkini de eklerim. Panorama maskara da volüm veriyor. Hacim veriyor kirpiklere. Fırça yapı itibariyle yine az önceki Flormar'ın maskarasına da benziyor. Loreal'in maskarasının fırçası birazcık daha alt tarafı daha kalın. Daha belirgin bir çam ağacı görünümü var. Daha böyle belirgin bir üçgen. Kıl yapısı birazcık daha sivri, daha ince uçları var. Yine silikon tarakları var. Ee, kirpikleri tutup kaldırması, sürüş şekli aynı. Bunda bir tek içerisinde daha mini mini silikon uçlar olduğu için çok kirpik dibime yakın sürdüğümde kirpik dibimin üst kısmındaki bu dip kısma değdiğinde hafif bir böyle hani bir gıdıklama yapıyor, bir batma gibi gıdıklama yapıyor ama bu sürüş tekniğinizle ilgili bir şey. Çok fazla değdirmeden sürüyorsunuz herhangi bir şey olmuyor. Kirpik dibinde yanma, batma vesaire hiçbir şey yapmıyor. Bunun fark olarak özelliği daha hacimli göstermesi. Kirpikleri uyguladığımda kirpiklerim daha siyah, dip kısma doğru daha belirgin, daha volümlü gösteriyor. Ve böyle daha dumanlı, daha gizemli, birazcık daha kirpikleri daha smoky makyajlara uygun şekle getiriyor. Yine günlük kullanımda da bence çok avantajlı. Yine dökülme, akma yapmayan harika bir maskara. Bütçenize göre karar verebilirsiniz. Arasındaki fark ne derseniz eğer, uzun kirpikler istiyorum ben derseniz eğer, longer than ever. Eğer ki hacimli, dolu, birazcık daha kirpik dipleri, daha siyah gibi görünen bir maskara istiyorum diyorsanız panorama maskaraya bakabilirsiniz. Her ikisi de indirimde bence uygun fiyatlara düşen maskaralardan. Performansları da güzel. Gün içerisinde kalıcılıkları da güzel. İkisini de beğendim. Birbirinden ayırt edemeden dönüşümlü olarak kullandığım maskaralar haline geldi. O yüzden de favoriler videoma panorama maskarayı da eklemek istedim. Şimdi geçiyorum ruj favorisine. Çok fazla ruj denedim. Hala da deniyorum. Birçok ürün var anlatacağım aslında. Bundan sonraki videolarda da anlatacağım. Reels ve shorts olarak ekleyeceğim birçok ürün var. O yüzden yeni ruj serilerine de hazır olun da diyebilirim. Bugün dudamda gördüğünüz ruj bu ayın favorisiydi. Çünkü bu ay sürekli çantamla taşıdığım rujlardan bir tanesiydi. Yine makyaj çantasından çıkardığım ürünlerden bir tanesi. Hatta hemen şöyle üstüne tazeleyerek de uygulayayım. Klinik markasının Almost Lipstick olarak geçen serisindeki Pink Honey ruju bu. Aslında bu bir lip balm. Üst üste sürdüğünüzde rengi arttırabiliyorsunuz. Çok tatlı bir pembe tonu var. Soğuk pembe değil. Bence bu sıcak pembe. Ee, özellikle böyle allık olarak bile pıt pıt kullanabileceğiniz bir ürün. Dudaklardaki nemli hissiyatını çok seviyorum. Böyle günlük makyajlara eşlik edebilmesi bakımından güzel. Enerji vermesi yani yüze böyle bir canlılık kazandırması. Pembenin tonu itibariyle çok güzel. Çok doğal duruyor. Özellikle benim dudak rengim böyle mora çalan bir renk olduğundan bu pembe renk sanki böyle tekrar kanını canını geri getirmiş gibi oluyor dudaklarımın. Öbür türlü hiçbir şey sürmediğimde çok fazla mor, üşümüşüm de dudaklarım morarmış gibiyken bunu sürdüğüm zaman hem hiçbir şey sürmemişim gibi çok konforlu hissediyorum. Hem de baktığımda böyle kendim birazcık daha sağlıklı, daha canlı görmüş oluyorum. İndirim dönemindeyiz. Önümüzdeki hafta içerisinde de yine Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da indirimler olacaktır. İndirimde bence eğer ki erişmek isterseniz ve bu yapıda duran, bu şekilde görünen, böyle satan bitişli, içerisinde sim olmayan ama kremsi, parlak, konforlu, sağlıklı gösteren pembe bir renk arıyorsanız eğer Klinik Pink Honey rujuna da bakabilirsiniz. Bir diğer rujdan bahsedeceğim. Aslında bu yeni bir ruj değil. Benim ruj koleksiyonum içerisinde çekmeceyi düzeltirken ya ben bunu niye kullanmıyorum deyip çıkardım ve ay içerisinde de yine çantamdan eksik etmediğim bir ruj. Bununla ilgili paylaşımı Instagram'da da yapmıştım. Max Factor'ın rujlarından, bu böyle kremsi bitişli olan rujlarından 20 numaralı bendeki burnt karamel adlı rengi. Bir takipçim paylaşmıştı. Ondaki numara farklı ama ismi burnt karamelmiş. Sanırım böyle seri olarak isimler aynı olsa da numaralarda farklı olabilir veya ülkeden ülkeye de numaraları değişebiliyor. O yüzden de farklı bir ülkeden aldıysanız veya farklı bir ülkeden gelen bir ürünse burada satılmak üzere numaralarında belki farklılıklar olabilir. 20 numara yazıyor ama adı burnt karamel olan olduğunu söyleyeyim. Bu rujun rengine ben bayıldım. Yani zaten bayılıyordum ama bir kenara atılmış. Niye kullanmıyorum diye bu ay içerisine çıkardım. Sürekli bunu kullanır hale geldim bu ay. Şimdi size rengini göstereceğim. Çok tatlı, süper bir renk bu. En sevdiğim nude tonlardan. Böyle içerisinde biraz şeftalik bulunan, sıcak tonlu bir nude bu. Hatta bunu uygulayalım. Şöyle. Çok sevdiğim pink çıkarak çıkararak hemen bunu uygulayacağım. Gördüğünüz gibi rengi böyle. Hatta bu farımla da çok güzel uydu. Bu farı daha önceden e, sizlere geçen ayki favorilerde söylemiştim. Show By Pastel'in Monochrome farlarından. Hala favorim. Ama aynı ürünü tekrar anlatmamak adına bu videoya dahil etmedim. 22 numaralı mokalatte rengi bu. Bu da yine makyaj şantısının demir başlarından oldu. Böyle pıt pıt uyguluyorum. Gözü kapalı makyaj yaparken kullandığım ürünlerden bir tanesi. Bununla da çok gidiyor bence bunun rengi. Eğer ki bu ton nude'ları seviyorsanız, hafif şeftaliye bakan böyle nude tonları seviyorsanız, kremsi bitişli bir ruj arıyorsanız 20 numaralı Burnt Caramel Max Factor'ın bu rujunu önerebilirim. Harika bir rengi var. Bunu Charlotte Tilbury'nin muadili olarak da söylediler ama yapı itibariyle farklı. Hatta isterseniz karşılaştıralım hemen onunla da. Karşılaştırmasını yapmamıştım. Burada hemen sizinle uygulamayı yapalım. Bunların bu Charlotte Tilbury'nin rujlarının Matte Revolution serisindeki rujların yapıları daha mat. Aynı değilmiş bu arada. Karşılaştırmasında yapmış olduk. Bakın. Şuradaki Charlotte Tilbury'nin rengi daha mat. Buradaki daha sıcak tonlu. Gördüğünüz gibi. Farklı. Dokuları da farklı. Renkleri de farklı. Ama dudak alt tonunuza göre uyguladığınızda yani belki çok minimal hani fark olmadan aynıymış gibi durabilir hangisiyle kendinizi iyi hissediyorsanız ancak Max Factor'ınki daha saten bitişli daha parlakken Charlotte Tilbury'nin ki ondan birazcık daha farklı bir tonda Max Factor daha sıcak tonda Charlotte Tilbury birazcık daha içerisinde hafif bir soğuk tonda var ve mat yapıda olduğunu söyleyebilirim. Renkleri birebir aynı değil. Ben dediğim gibi Max Factor'ın bu rengine, burnt caramel rengine bayıldım. İndirim döneminde de eğer olur da indirme girerse tavsiye edebileceğim güzel, harika renklerden bir tanesi ve bunu da favorilere eklemek istedim. Bu ay en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi de kapatıcı olarak söyleyeceğim size. Nix'in Profix Stick adlı bu kapatıcısıydı. Bunu zaten yine uygulama videosunda da göstermiştim size. Benim elimdeki Vanilla olan 5 numaralı rengi böyle stick formda çevirerek kullanıyorsunuz. Yapısı çok güzel. Hem nem veriyor hem de böyle kuru bir ürün gibi kullanıyorsunuz. O yüzden de güzel. Böyle akması kokması yok. Fırçaya gerek yok. Parmağınızla uygulayabilirsiniz. Gün içerisinde oldu da gözaltınızda birazcık o morluk çoğaldı diyelim ki. Hemen böyle birazcık koyup parmağınızla pıt pıt istediğiniz bölgeye dağıtabilirsiniz. Çizgilerde dolma da yapmaz. Çok güzel bir şekilde, çok kolay bir şekilde parmakla da uygulanıp yenilenebilen, tekrar böyle hemen revize edilebilen güzel bir ürün olduğu için de beğendim. Hatta geçenlerde makyaj çantamda böyle ten ürünümü unutmuşum, fondötenimi. Bunu bir tek atmışım içerisinde az yer kapladığı için. Dedim ki ne gerek var, bununla ben ten makyajımı da yaparım. Hemen böyle belli yerlere birazcık bıraktım. Ardından parmağımla dağıttım böyle bunu. Zaten altında nemlendirici de olduğu için cildim böyle kupkuru da değildi. O yüzden üzerine çok kolay uygulayabildim. Pratik bir ürün, belli yerlerdeki düzeltmeler için de hafif böyle üzerine koyup birazcık daha kamufle etmek adına kullanmak istediğiniz bir ürün olursa Yine böyle buna bakabilirsiniz. Cilt tonunuza, ten renginize göre olanına bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi 5 numaralı olan, vanilla rengini kullanıyorum. Keşke bunun daha kalınlı stick formda olacak bir fondöten olarak yapsalar gerçekten başarılı olabilir. Onu da düşündüm. Belki çıkarırlar bu seride böyle bir fondöten de çıkarabilirler. Stick formda fondötenlerde karma yağlı ciltlerin özellikle çok rahatlıkla kullanabileceği ürünler de oluyor. Ben de severek kullandığım önceki serilerden bazı ürünler vardı. L'Oreal'de falan vardı böyle ürünler. Keşke tekrardan de böyle bir ürün çıkarsa diye düşündüm. Bu stick kapatıcı da bu ayın favorilerinden bir tanesiydi. O yüzden sizlere de hem uygulamalı olarak hem de üründen bahsederek göstermek istedim. Bu ay iki tane Allah elim böyle çok gitti. Bunlar aslında yabancı markalardan ama çok kullandığım ürünler oldu. Bugünkü makyajda da gördüğünüz allık sürekli kullandığım bir allık haline geldi. Charlotte Tilbury'nin Matte Beauty Blush Wand adındaki serisindeki Pillow Talk rengi. Harika bir renk, çok güzel duruyor. Kalıcılığı güzel. Ee, böyle mat ama çok da böyle nasıl diyeyim, pudra şeklinde olan mat allıklar gibi değil. Yine böyle bir yansıması da var. Alttan ten ürünüyle birlikte o yansıma var. Ama böyle cildinizdeki duruşu, rengi her tene uyan bir renk olması dolayısıyla çok beğendiğim bir ürün aslında bu. Büyük boyunda almayı istediğim bir ürün. Charlotte Tilbury Türkiye'ye gelecek deniyor. Eğer gelirse ilk alacağım ürünlerden bir tanesi kesinlikle bu alın büyük boyu olur. Birazcık ben bunların ambalajlarını sevmiyorum. Nedenine gelince şimdi sıkıyorsunuz biraz ürün çıkıyor ucuna sürüyorsunuz ama fazla gelirse eğer bunun içerisinde yani şu sünger kısımda biraz daha fazla ürün kalıyor. Sonra altı kapatıyorsunuz tamam mı sünger başlıkta kalan ürün kapatsanız da bu içinde kuruyor tabii ki. E bu başlık kısmında ziyan oluyor gibi oluyor ürün. O yüzden yani keşke böyle bir yapıda değil de sadece tüp şeklinde yapsalardı bunu yani tüp ucu derken şimdi diğer göstereceğim allık gibi şu Vivin ucu gibi yapsalardı. Biz buradan çıkarır, sürerdik yine. Bu süngerli başlık bana çok fazla fonksiyonel gelmiyor. İlk çıktığında evet böyle enteresan da ama çok fazla bu tür ürünler de çıktı ve bu sünger başlık gerçekten ucunda ürünü heba ediyor. Fazla ürün çıktığı zaman hepsini kullanamıyorsunuz. Aldık en nihayetinde iki pıt ama sıktığınızda da fazla ürün gelebiliyor. Orada kuruyor vesaire E, Bir tek sıkıntısı bu. Ve bu Artık hani bu tüplü ambalaj çok şık da gelmiyor bana. Yani böyle bir marka için daha şık bir ambalaj da beklerim açıkçası. Belki değiştiriler gelecekte ama allığın rengi, yapısı, duruşu, kalıcılığı mükemmel. O yüzden bu ayın favorisiydi. Çantamda taşıdığım allıklardan bir tanesi. Bir diğeri de Viv markasını gösterdim zaten. Sunset Blush Balmad'ındaki bu allığı. Bu allık serisindeki roza rengi var bende. Harika bir renk. Yapısı, dokusu çok güzel bir renk. Buna bayılıyorum ben. Göstereceğim size şimdi. Ben bunu son dönemde özellikle likit formdaki Sephora'nın 3 numaralı olan aydınlatıcısıyla kullanıyorum. Böyle bir renk. Çok güzel bir renk bu. Roza diyor ama böyle roza deyince aklımıza hemen böyle pembe tonlu mu acaba bu diye düşünüyorsunuz. Değil bakın. Böyle mercan tonuna kaçan sıcak tonlu çok güzel bir allık bu. Harika kalıcılığı var. ki duruşu çok güzel. Bayılıyorum ben buna. Çok az bir miktar iki tarafa da yetiyor. Bu arada Charlotte Tilbury'i de yanında göstereyim size. Renklerini farklarını anlayabilmek adına. Bakın onu da buraya sürüyorum. Süngerde kalan kısmı en azından işe yarasın böyle sürerek. Evet buradaki Charlotte Tilbury'nin rengi daha soğuk tonlu gibi. Üstteki ise Vivienne Rosa rengi daha sıcak tonlu. Bu şekilde ikisi de güzel. Zaten Charlotte Tilbury bugün yanımda da gördüğünüz. Her makyajda rahatlıkla uyum sağlayabilecek, her tende uyum sağlayabilecek. İkisi de çok güzel renkler bence. kalıcıkları da ikisi de güzel. Ancak V'yi birazcık daha nemli, ıslak bitişliyken Charlotte Tilbury birazcık daha ona nazaran mat bitişli bir alık. İkisi de bu ay makyaj çantamın demir başlarından olduğu için bu favoriler videosunda sizlere bahsetmek istedim. Evet sanırım bitti. Bunlar da benim bu ayki favorilerim. En çok kullandığım ürünler olarak söyleyebileceğim ürünler. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Sizler de kendi favorileriniz nelerse lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Şubat ayında sizler en çok hangi ürünleri kullandınız veya benim hangi ürünleri denememi istersiniz. Onları da yazarsanız önümüzdeki aylar içerisinde ben de o ürünlere yönelerek Onları dener, onlar hakkında sizlerle videolarda konuşmuş oluruz. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.